İyi akşamlar değerli izleyiciler. TVNET ekranlarında yeni bir komplo teorisiyle sizlerle birlikteyiz. Bu akşam Hollywood, Pentagon ve CIA arasında kurulan stratejik ortaklığı konuşacağız. Hollywood, bir yandan Pentagon'dan, öte yandan CIA'den aldığı emirlerle dünyayı etkilemek için çeşitli filmler çekti. Sinema sektörü öyle bir sektör ki dünyanın en ücra köşesindeki insanlar bile çekilen filmlerden etkileniyorlar. Sinema aynı zamanda bir kültürü empoze etme yolu olduğu için Hollywood da bunu çok iyi kullanıyor. Ayrıca Pentagon sinemanın dilinin ne kadar güçlü olduğunun farkına vardı ve bu yönde Hollywood'a her zaman talimatlar verdi. Ne kadar yok sayılsa da hem CIA hem de Pentagon Hollywood yapımcılarına yeri geldiği zaman ne tür filmler yapılması gerektiği konusunda talimatlar verdiler. İstedikleri filmlerin biçimlerini, yöntemlerini de her zaman anlattılar. Özellikle savaş filmlerine baktığımız zaman Amerika'nın bu filmleri boşa çekmediğini çok net bir şekilde görüyoruz. Hem sinema sektörü hem de teknoloji geliştikçe Hollywood da buna göre filmler çekmeye başladı. Aynı zamanda bu filmler Amerika'nın izlediği politikalarla da birebir uyumluydu. Özellikle 1970'li yıllarda başlayan Rambo ve Rocky serileri, 1980'li yıllardaki siyasi içerikli filmler ve 2000'li yıllardan sonra yapılan fantastik filmlere baktığımız zaman aslında bu filmlerin boşu boşuna çekilmediğini net bir şekilde görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri kendi siyasi fikirlerini dünyaya empoze etmek için her zaman Hollywood'u kullanmıştır. Bunun en tipik örneği filmlerden bir tanesi You Got the Mail, yani Mesajınız Var filmiydi. Bu filmle bugün sıklıkla kullandığımız Messenger'ın ve laptopların ne kadar önemli olduğu vurgulanıyor, insanlara adeta empoze ediliyordu. İşte bu gece 1930'lardan başlayarak Soğuk Savaş'ın bitmesine ve 2000'li yıllara kadar Amerika'nın Hollywood aracılığıyla dünyayı nasıl etkilediğini konuşacağız. Komplo teorisi başlıyor. ...1930'lu yıllar boyunca tüm dünyayı etkileyen ekonomik buhranda umutları yıkılan kitlelerin trajediden kaçış olarak sinemalara akın etmesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin Roosevelt'ın dikkatinden kaçmadı. Roosevelt, beyaz perdenin topluma yön verebilecek etkili bir politik araç olabileceğini o sırada keşfetti. Roosevelt, 1933'te hükümetin film yapımına doğrudan müdahalesini yasalaştırdı ve bunun karşılığında stüdyo sahiplerine sınırsız yetkiler verdi. Başkan Roosevelt, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birinci Dünya Savaşı sonrasında dünyada aktif bir rol oynaması konusunda kararlıydı. Ama kendisi gibi düşünmeyen Amerikan kamuoyunu buna hazırlamak için büyük çaba sarf ediyordu. Çoğu Amerikalı Avrupa'da devam eden İkinci Dünya Savaşı'na tamamen ilgisiz kalmayı tercih ediyordu. Pearl Harbor bölünmüş Amerikalıları birleştirmişti ancak savaşa karşı olan azımsanmayacak bir kesim vardı. Hollywood stüdyolarının kapılarını çalan Roosevelt'ın imdadına Humphrey Bogart ve Ingrid Bergman'ı bir araya getiren 1942 yapımı Casablanca filmi yetişti. Gişe rekoru kıran filmde Alman toplama kamplarından kaçarak Casablanca'ya gelen direnişçilerin Lizbon üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne iltica etmeleri romantik bir aşk hikayesi ekseninde gösteriliyordu. Konu tarihi gerçeklerle hiç örtüşmese de Casablanca dikkatleri Pasifik'in öte kıyısında yaşananlara dikkat çekmeyi başarmıştı. Filmin ilk gösterimi bu yüzden 1943 Kasım'ında General Dwight Eisenhower komutasında Kuzey Afrika'daki Alman birliklerini yenerek Casablanca'ya giren İngiliz ve Amerikan askerlerine yapıldı. Casablanca,
Amerika Birleşik Devletleri liberal bir ülke ve ekonomisi de tamamen kapitalizmin ilkelerine dayanıyor. Elbette bu kendi içerisinde bazı eleştirilerin gelmesine sebep oluyor. Peki Amerikan derin devleti ya da Amerikan derin aklı eğer izin vermese acaba muhalif filmler çekilebilir mi? Amerika'da muhalif film dendiği zaman akla ilk gelen isimlerden bir tanesi Michael Moore. Michael Moore, Amerikan sistemini, nükleer silahlarını, dünyaya aşırı savaşları ciddi bir şekilde eleştiriyor. Ancak öte yandan Michael Moore'un yaptığı bu eleştirilerin aslında göz boyamak olduğu da iddia ediliyor. Yeni Şafak gazetesinin sinema yazarlarından Ali Murat Güven, bu eleştirilerin aslında öyle pek de insanı rahatsız etmediğini dile getiriyor. Amerika'nın derin aklı ya da Amerikan derin devleti müsaade etmese belki bu tür filmler asla yapılmaz. Belki de Michael Moore insanları çok fazla rencide etmediği için Amerika bunlara müsaade ediyor. İşte Ali Murat Güven'in bu konuyla ilgili görüşleri. Hollywood'un Washington'daki Amerikan yönetim mekanizmalarıyla ve Amerikan Savunma Bakanlığı, Amerika'nın vurucu gücünü oluşturan Pentagon'la kurduğu yakın ilişkiler, hatta organik bağlar, uzun yıllar boyunca sinema yazarları arasında, sinema severler arasında adeta bir şehir efsanesi gibi, hani gerçekliği tartışmalı, kuşkulu bir şeymiş gibi konuşula geldi. Halbuki meseleyi derinlemesine bilenler açısından bu ta 1940'lardan, İkinci Dünya Savaşı yıllarından itibaren o John Ford'un kankası, vazgeçilmez aktörü John Wayne'le birlikte yaptığı İkinci Dünya Savaşı'ndaki Amerikan kahramanlıklarını yücelten, Kore Savaşı'ndaki Amerikan kahramanlıklarını yücelten filmlerden bu yana malum olan bir şeydi. Hollywood bazen ekip ve ekipman temin edebilmek için, bazen çekim kolaylıkları sağlayabilmek için, bazen de doğrudan doğruya sadece şovenist, milliyetçi duygularla her zaman Pentagon ve Washington'daki çevrelerle yakın temas halinde olmuştur. Ama bu 1970'lere kadar Vietnam Savaşı ile ilgili aykırı şeyler söyleyen filmlere kadar pek de teyit edilemeyen bir gerçeklikti. Dediğim gibi bir şehir efsanesi gibi ortalık yerde dolaşırdı. Pentagon, Hollywood ilişkileri, generallerin sinemacılara verdikleri ya da vermedikleri destekler, işte Hollywood'daki ünlü yönetmenlerin Washington'daki senatörlerle ya da bizzat kabineyle ya da başkanla yakın ilişkileri böyle söylene gelirdi. Ne zaman ki bazı vicdan sahibi Amerikan sinemacıları Amerika'nın 11 yıl süren Vietnam Savaşı'nda bozguna uğradığını, kelimenin tam anlamıyla o ülkeden apar topar kaçtığını dolaysız bir dille sinema filmlerinde anlatmaya başladılar. İşte o zaman yaşanan çatışmalardan Hollywood'la Pentagon'un arasındaki ilişkiler deşifre oldu, ortaya çıktı. Neden derseniz Francis Ford Coppola'nın destansı Vietnam epiği veya Vietnam üzerine destansı başyapıtı Apocalypse Now, Kıyamet, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun desteğiyle çekilememiştir. Filipinler'de Filipinler ordusunun verdiği ekip ve ekipmanla çekilmiştir 79 yazında. Bu ve bunun gibi böyle oyun bozan, ezber bozan, aykırı bir söylem içinde olan Amerikan solu diyebileceğimiz ya da Amerikan yeni sinema hareketi diyebileceğimiz daha demokrat yönetmenlerin elinden çıkan filmlerle ilişkilerin bozulduğunu, hatta bir adım daha öteye gidilerek bu filmleri Amerika'da yönetimin ve ordu çevrelerinin kınadığını, bu filmlerin vatansever olmadığını iddia ettiklerini gördük. Ve Amerika'da kabaca iki yönelim oluştu. 80'ler sinemasıyla birlikte ordunun papağanı olan, Amerikan rejiminin değerlerinin papağanı olan yeni sağ hareketi diye nitelendirilen, hareketin içinde bulunan bir yönetmen yapımcı kitlesi, bir de gittikleri her yerde tırnak içinde solcu diye aşağılanan işte Susan Sarandon, Sean Penn, Michael Moore, Tim Robbins gibi
Zaman zaman Francis Ford Coppola gibi daha farklı düşünen, filmlerinde farklı bir dil üzerinden ilerleyen yönetmenlerin temsil ettiği bir vicdan sineması. Şimdi Amerika öyle yabancı olanı bile alıp kendi potasında eriten, dönüştüren, bu anlamda o kadar kudretli bir ülke ki yakın dönemin Amerikan değerlerinin ve Amerikan ordusunun propagandasını yapan filmlerine baktığımızda bunların önemli bir bölümünde yönetmen koltuğunda oturanların Amerikalı bile olmadığını görüyoruz. Amerika 1950'lerden sonra artık dünyanın süper gücüydü ve dünyaya istediği gibi hükmediyordu. Tek rakibi vardı, o da Sovyetler Birliği. Ancak Amerika Birleşik Devletleri sosyalizmin ve komünizmin yayılmasını engellemek için bazı yerlerde savaş çıkartmıştı. Vietnam bunlardan bir tanesiydi. Vietnam yüzünden Amerika Birleşik Devletleri öyle bir tepki çekmişti ki acaba bu tepkileri nasıl yumuşatırım diye düşünmüştü. Ve Beyaz Saray'ın yardımına Hollywood filmleri yetişmişti. Özellikle Rambo, Rocky serisi ve Chuck Norris'in filmleri Beyaz Saray'ın işini biraz kolaylaştırmıştı. Ayrıca bu filmler sayesinde de sanki Amerika'nın Vietnam'a karşı haklı bir savaş yürüttüğünün vurgusu yapılıyordu. Gerçi o dönemlerde Apokalipso gibi muhalif filmler de vardı ancak onların tesirleri çok kuvvetli olmuyordu. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri 1970'lerde özellikle savaş konusunda Hollywood'dan nasıl faydalanmıştı? Aktörlükten Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na geçiş yapan Ronald Reagan da politikaları için sinemayı profesyonelce kullandı. Beyaz Saray 1980'li yıllarda bir yandan Soğuk Savaş'ta galip taraf olmayı, diğer yandan da Vietnam Savaşı'nın toplumda oluşturduğu travmayı telafi etmeyi gündeminin ilk sırasına aldı. Reagan'ın özgürlüğünden taviz vermeyen güçlü ve muhafazakar Amerikalı hayali kısa sürede yapımcıların elinde ete kemiğe büründü. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris ve Bruce Willis gibi oyuncular korkusuz kovboyların yerini alarak güçlü kaslarıyla kötülere hadlerini bildirdi. Stallone, Rambo 2'de Vietnam'da esir tutulan Amerikalı askerleri tek başına komünistlerin elinden kurtararak Vietnam yenilgisinin intikamını alır. Rambo 3'te Ruslara karşı özgürlük mücadelesi veren Afganlara katılır ve onlara beyaz perdede zafer kazandırır. Rocky 4'te ise Amerikan bayraklı şortuyla Rus rakibi Ivan Drago'yu kendi ülkesinde ve Sovyet yöneticilerinin hazır bulunduğu salonda ringe seren Stallone, finalde herkes değişebilir tiradıyla komünist dünyaya çağrıda bulunur. Top Gun filminde donanma pilotu Tom Cruise, Sovyetlere ait MIG uçaklarıyla havada yaptığı mücadeleyi kazanır. Rakibi, Sovyetler Birliği'nin kıtalar arası balistik füzelerinin uzaydan kontrol edilmesini öngören savunma programına Yıldız Savaşları adını veren Reagan, medyanın desteğiyle kısa sürede ülkesini süper güç yapan kahraman bir başkomutan figürüne büründü. Time dergisi Reagan'ı yılın adamı seçerken Hollywood süper başkan figürüne göndermeler yapan kahraman filmlerine ağırlık verdi. Superman, Robocop, Batman, Cehennem Silahı, Amerikan Ninja filmleri gerçekte Reagan döneminin felsefesini parlatan yapımlar olarak dikkat çekti. Hollywood, dünyanın en güçlü sinema sektörlerinin başında geliyor. Dolayısıyla bu gücü sayesinde istediği şeyi de insanlara dayatabiliyor. Çektiği bir savaş filmi, korku filmi dünyanın her yerinde rahatlıkla konuşuluyor. Hollywood, bu gücü sayesinde
dünyada hangi sinemalarda nelerin gösterileceğini bile belirleyebiliyor. Böylece kültürünü de bir şekilde empoze etmiş oluyor. Acaba Hollywood'un perde arkasında kendi kültürünü bütün dünyaya dayatmak gibi bir fikir olabilir mi? Ya da Amerikan emperyalizmini dünya insanlarına böyle bir şey vardır diye de anlatabilir mi? Gazeteci yazar Bünyamin Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hollywood sayesinde aslında dünyaya kültür empoze ettiğini ileri sürüyor. Bu gücü sayesinde de başka hiçbir kültürün kendisini ön plana çıkaramadığını söylüyor. İşte Bünyamin Yılmaz'ın bu konuyla ilgili görüşleri. Avrupa biraz daha sanat sinemasıyla yorulduğu için filmi tabiri caizse gözünden anlıyor. Ve burada Orta Doğu'da ya da İslam dünyasında işte İran eksenli olarak çıkan filmlerde onların ilgisini çekecek gerçekten şeyler var. O dediğimiz yapaylığın çok dışında olan filmler bunlar. Bu anlamda bir kullanmadan bahsedemeyiz ya da muhalifleri desteklemeden bahsedemeyiz. Ama yönlendirme amacının olması açık. Yani işte Abbas Kiarostami'den tutun işte son Ayrılık filmindeki yapıya kadar verdikleri ödüllerde her zaman için şüphe olacak. Çünkü Amerika'da, işte Avrupa'da kendisine düşman olarak bellenen ülkelerle ilgili ilişkilerinde tamamıyla muhalifleri yanına çekerek bir şeyler yapmak zorunda. Çünkü arada bir de kan davası var. Yani bu kan davasından dolayı ilişkiler güçlü tutulamadığı için bu sefer sinema biliyorsunuz bütün dünyayı etkileyebilecek olan sanat, yani müzik de buna dahil edilebilir ama sinemanın daha komplike bir sanat dalı olduğu düşünülürse bu alanı kontrol etmek, bu alanda kitleleri daha yakına getirmek mümkün olabilir. Ama Amerika'nın ya da Avrupa'nın böyle bir planı varsa da bu plan ciddi manada akamete uğrayabilir. Şöyle, bu coğrafyada ilişkiler çok hızlı gelişiyor ve çok şey çabucak yer değiştiriyor. Bu anlamda onlar belki uzun vadede dediğimiz şeyi yapabilirler. Ama mesela İran konusunda elbette ki Amerika'nın ciddi manada planları var. Daha doğrusu Siyonist lobinin de ciddi planları var ve sinemayı biz Siyonist lobiden de çok uzakta tutarak bakamayız. İşte bugün Hitler'li filmlerin de alt metninde hep Siyonistlerin olduğunu görüyoruz. Bugün yine aynen kendi yaşattıklarını görmeden kendileri yaşatarak da bunu canlandırmaya çalışıyorlar. İran ekseninde böyle ama bunun dışında eğer muhaliflere başka türlü destek vereyim deseler de ben bunun başarılı olabileceğine inanmıyorum. Yani İran üzerinde de gördüğüm bu. Ve sadece sıkıntı şurada. Melezleştirme dönemine doğru giriyoruz ve muhaliflerinden ziyade bütün sinema, ülke sinemalarını işte Hollywood'a benzetme gayreti, Avrupa gibi içeriği tamamıyla boşaltma çabası ön plana gelebilir ve bütün bunlar yeni yeni gelişmekte olan, sinemalarını yeni yeni geliştirmekte olan ülkeler için büyük bir sıkıntı oluşturabilir. Tıpkı Türk sineması için olduğu gibi. İran sineması kendi kimliğini bulma noktasında ciddi manada ivme kazandığından dolayı bütün bu planlar yapılacak. Her şey denenecek ama ben o ülkelerde çok başarılı olabileceklerine inanmıyorum. Batı'nın bir anlamda kendini tekrar etmekten kurtulmak için can simidi olarak sarıldığı filmler ve ülkeler olarak görüyorum o dediğimiz yapımları. Amerika dediğimiz ülkenin gerçekten bir istihbarat ülkesi olduğunu düşünürsek, yani bu istihbaratın en güçlü kullanabileceği yer olan sinemayı es geçmesi mümkün değil. Ve artık bu konuyla ilgili ciddi manada kitaplar da yazılmaya başlandı. Yani Amerika'da bu ilişkilerin ciddi açıkları ortaya çıkmaya başladı. Mesela CIA'nin kendi ajanları üzerinden Hollywood'u bir güncelleme yaptığı ve kendi istediği şekilde yönlendirdiğini biliyoruz. McCarthy döneminde yaşananlar tamamıyla o ülkedeki savaş karşıtı yapıları da bir anlamda dışarıda bırakan bir şeydi. Yani Amerikan sistemi eğer bir şeye inandırmak istiyorsa halkını, bununla ilgili ortadaki bütün ayrıksı otları temizlemek zorundaydı. Savaşları yönlendirme, bu dediğimiz yani olabilecek olan işte önleyici savaşlar dedikleri, önceden tedbir alma noktasında sinemayı kullanma Amerika için olmazsa olmazlar arasına girdi. Çünkü sadece Amerikan kamuoyuna yönelmiyor onların anlatmaya çalıştığı şey. Bütün dünya kamuoyunu etkilemeye çalışıyorlar. O yüzden önce kendi halkını ve daha sonrasında dünyayı etkileyebilecek olan, onların bir anlamda algılarını değiştirmeye çalışan bir yapı ortaya koymak istiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hollywood üzerindeki en net etkisi 11 Eylül sonrası görüldü.
11 Eylül 2001 yılında İkiz Kuleler'in çökmesiyle beraber Amerika'nın dünyaya bakışı da çok net bir şekilde değişmişti. Ve yapılan filmler de bundan ciddi bir şekilde etkilendi. Amerika Birleşik Devletleri özellikle 1998 yapımı Er Ryan'ı Kurtarmak filminin elde ettiği büyük gişe başarısını görünce savaş filmlerine daha da bir ağırlık verdi. Ve bu yüzden de Hollywood'dan bu tür filmler yapmasını bizzat istedi. Ayrıca 11 Eylül sonrasında bizzat Pentagon'un Hollywood'dan bazı istekleri olmuştu. Mesela 3. Dünya Savaşı üzerine çekilecek olan bir filmi iptal ettirmişti. Yine terör konusundaki filmlerin en azından belli bir süre askıya alınmasını bizzat Beyaz Saray istemişti. Ve bu dönemde yine hem Beyaz Saray'ın hem Pentagon'un hem de CIA'nin istediği filmler bizzat çekilmişti. Bunların en net olanlarından bir tanesi En Büyük Korku filmiydi. Bu korkuyla beraber Amerika'nın dünya üzerinde yürüttüğü savaşların haklı olduğu vurgusu yapılıyordu. İşte bakın 11 Eylül sonrasında Hollywood, Pentagon ve CIA işbirliği kendisini nasıl göstermişti? Kendi topraklarında 11 Eylül 2001'de derin darbeyle şoka giren Amerika Birleşik Devletleri'nde o dönem vizyona giren filmlerin büyük bir çoğunluğunu savaş filmleri oluşturuyordu. Bunlardan birkaçı olarak Ridley Scott'un Somali'deki Amerikan bozgununu anlattığı Kara Şahin Düştü, Kuzey Vietnam ordusuyla Amerikan ordusu arasındaki savaşın yeniden işlendiği Bir Zamanlar Askerdik ve Phil Alden Robinson'un nükleer savaş kabusunu dirilttiği En Büyük Korku'yu saymak mümkün. 1980'lerin ikinci yarısında vizyonu saran Müfreze, Hamburger Hill gibi savaş filmleri konusunda böyle bir dönem yaşanmamıştı. Bu geri dönüşün 11 Eylül'den çok Steven Spielberg imzalı Er Ryan'ı Kurtarmanın elde ettiği başarıyla başladığını söylemek mümkün. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon, 2001'de Kara Şahin Düştü filmi için yaklaşık 40 seçkin askerini Fas'a göndermesi üzerine eleştiri oklarına hedef olmuştu. Helikopter ve askerlerin Fas'a gönderilmesine Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Donald Rumsfeld onay verirken Pentagon içinde ciddi tartışmalar çıkmıştı. Karara karşı çıkan çevreler, Pentagon'un sinemanın emrine girmesi doğru değil, bu ülkenin ulusal çıkarlarına hizmet etmiyor görüşünü dile getirmiş, Rumsfeld ise kararını savunurken harcamaların film yapımcısı şirket tarafından ödeneceğini gerekçe göstermişti. Bir Zamanlar Askerdik adlı filmde benzer resmi muameleye tabi tutulmuştu. Gibson'ın filmi özel bir gösterimde George Bush, Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice ve birçok Pentagon görevlisine izletilmişti. En Büyük Korku'nun dünya çapındaki ilk gösterimi de ilk kez Washington'da gerçekleştirilmiş, Paramount Dis çalışmalarıyla tüm medyayı CIA ve Pentagon arasında yaşanan rekabetten haberdar etmişti. Film ekibi sembolik bir ücret karşılığı gizli bir takım verilere girme şansını yakalamıştı. Ülkenin Afganistan'la savaşa gittiği bir dönemde Pentagon ve CIA'nin savaş temasının oldukça gerçekçi bir boyutta işlendiği filmi, Amerikan halkını silah altına almak adına manevi bir baskı aracı olarak kullandığı söylentileri de yayılmıştı. Amerikan yönetimi zaman zaman Hollywood'un çektiği bazı filmlerden olumsuz anlamda etkilendiği dönemler de oldu. Bunlardan bir tanesi 1975 yapımı Akbaba'nın Üç Günü filmiydi. Bu filmin yapımcısı ve başrol oyuncusu Robert Redford'tu. Ve filme göre Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki petrol gelirlerini almak için bazı senaryolar uyduruyordu.
ve bu senaryolar sayesinde de sanki müdafaanın haklı olduğu gibi bir gerekçe sunuluyordu. Elbette bunların hepsi yanlıştı. Ve Hollywood o dönem yaptığı Akbaba'nın 3 günü filmiyle Beyaz Saray'a ciddi bir darbe indirmişti. Ve Amerikan yönetimi de bu filmin gösterime girmesini engellemek için her şeyi yapmış ancak başarılı olamamıştı. Amerikan yönetimi Rambo, Rocky gibi filmlere alışkın olduğu için Akbaba'nın 3 günü gibi filmler onları ciddi bir şekilde rahatsız etmişti. Ve Amerikan yönetimi sinemanın ne kadar güçlü olduğunu gördüğü için bu konuya da yatırım yapmıştı. 1980'lerden itibaren Amerika'nın Ruslarla ciddi bir mücadelesi vardı. Soğuk Savaş tam gaz devam ediyordu. Ve bu yönden de Hollywood'da çekilen filmlerde özellikle düşman olarak Ruslar ve Kızıllar gösteriliyordu. Elbette özellikle Beyaz Saray o dönem çekilen filmlere bizzat müdahale ediyor, Rusların kötü gösterilmesi için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Beyaz Saray'ın Hollywood'a bakışı 2001 yılından sonra daha da değişecekti. Önce Afganistan, peşinden Irak'a müdahale eden Amerikan yönetimi bazı eleştirel filmlerle beraber daha da zor duruma girecekti. Ancak Amerikan yönetimi 2003'ten sonra kendi içine gelen filmlerin yapılması için Hollywood'la işbirliğine devam edecekti. Reklamlardan sonra özellikle 2003'ten sonra yapılan filmleri Amerika'nın sinema sektörünü nasıl elinde tuttuğunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bugün hem Amerika'da hem de dünyanın başka yerinde çok iyi filmler çekilmekte. Sosyal, ekonomik meseleleri ele alan önemli filmler yapılıyor. Ancak bu filmlerin izleyiciye ulaşması öyle pek de kolay olmuyor. Çünkü sinema sektöründe dağıtım diye bir şey var. Ve bu dağıtım ağını kim kontrol ederse o da kendi filmlerini istediği gibi gösterebiliyor. Hollywood büyük şirketler sayesinde bu dağıtım ağını kontrol ediyor. Ve o yüzden de bazen insana hiçbir şey vermeyen çok basit filmler yaptırarak bunları insanlara gösteriyor. Bazen yapılan çok iyi filmler de güme gidiyor. Ve insanların bu konudan hiçbir şekilde haberi olmuyor. Peki Hollywood eğer bu dağıtım ağını kontrol etmese acaba başına bir şey gelir mi? Sinema konusunda Türkiye'nin en iyi isimlerinden bir tanesi olan Ali Murat Güven, Amerika'nın özellikle bu dağıtım ağı sayesinde dünya sinemasını kontrol ettiğini söylüyor. İşte Ali Murat Güven'in bu konuyla ilgili görüşleri. 11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan havacılık saldırıları yalnızca bu ülkede değil, dünyanın dört bir tarafında İslam dinine ve Müslümanlara ilişkin bakışı oldukça keskinleştirdi. Bu artık Batılıların da bizzat kabul ettikleri bir gerçek. Yalnızca doğudan bizim savunduğumuz, tek taraflı bir biçimde savunduğumuz bir durum değil. Hollywood'un değişimi de pervasızlaşma şeklinde oldu. 1960'ların, 70'lerin, 80'lerin, hatta 90'ların filmlerinde dünyanın doğusuna, o doğuda, o coğrafyada yaşayan Müslümanlara, genel anlamda da bütün doğu halklarına bakışta belli belirsiz bir aşağılama, bir küçük görme, bir ilkel insan topluluğu şeklinde betimleme hastalığı, alışkanlığı hep vardı. Bu öteden beri Hollywood'un klişelerinden biridir. Çinliler, Ruslar, Türkler ve en önemlisi de Araplar kalabalık bir temsil topluluğu olarak aptaldırlar. İlkeldirler. Batılılar için anlaşılmaz gelenekleri, görenekleri vardır. Ancak yine de bir takım ülkeleri kızdırmamak, diplomatik krizlere yol açmamak için uzun yıllar boyunca Hollywood senaristleri hakaretlerini ayarlı yapmışlardır. Ta ki 11 Eylül 2001'de yaşanan terör saldırılarına kadar. O tarihten sonra çekilen Hollywood yapımlarında, propagandist yapımlarda özellikle bir küstahlaşma, pervasızlaşma gözleniyor. Söz gelimi Güneş'in Gözyaşları, Tears of the Sun. Doğrudan doğruya hiçbir gizlemeye, örtmeye
kamufle etmeye gerek duymaksızın Nijerya'da yaşayan Müslüman halkı terörist olarak niteleyen Bruce Willis'in başrolünde olduğu bir aksiyon filmidir ve bütün dünyada da çok iş yapmıştır. Aynı şekilde Suudi Arabistan kökenli Arapları ve İslam dünyasının diğer bölgelerindeki insanları, bu arada da sıklıkla Türkleri, terörist, mafya babası, tekinsiz insanlar, saldırgan tipler olarak gösteren bir sürü film çekilmiştir. Dediğim gibi 70'lerde bir Türk'le, bir Arap'la, bir Mısırlı'yla, bir Rus'la ilgili film yaparken biraz daha ölçülü giderdi Hollywood. Ama madem öyle, gel böyle, bundan sonra bizim de tavrımız bu şekilde olacak gibi bir dönüşümle saldırılarını açık ettiler. Ve 2000'li yıllarda o kadar çok bu anlamda açık mesaj içeren, hiç kamuflaj yapılmamış mesajlar içeren o kadar çok serüven filmi, uluslararası casusluk filmi çekildi ki örnekleme yapmakta güçlük çekiyorum. İşkence yapılan Doğu ülkeleri, işte böyle sakalları göbeğine kadar terörist liderler. Hatta bizim sinemamız bile buna özendi ve Labirent gibi yakın tarihte bir film yapıldı. Genelde Batı'nın sinema dilini, Batı'da kullanılan sanat dilini tekrar etmeyi seven, bu anlamda taklitçi bir ülke olduğumuz için maalesef onların Müslüman'a bakışını da ta oraya kadar gidip oradan alıp onların üzerinden tekrarlayan bir ulusal sinemamız var. Bir kere de soran yok. Ya tamam, ortada bir terör eylemi var, bir şiddet eylemi var ama bütün hayat determinist yasalar üzerine kuruludur. Bu şiddet eyleminin arkasında hangi zalimlik, hangi mazlumluk ilişkisi var? İnsanlar neden öfkeliler? İngiltere'ye, Amerika'ya, onların temsil ettiği değerlere karşı dünyanın doğusundaki bu öfkenin kaynağı ne? Hollywood bu soruları asla sormaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin sinema sektörü üzerinden dünyaya nasıl yön verdiğini gösteren çok iyi bir film vardı. Bu filmin adı Wag the Dog, yani Türkçe'ye çevrilen adıyla Başkanın Adamları. Başrollerinde Robert De Niro ve Dustin Hoffman oynuyordu. Bu filme göre Amerika'da başkanın bazı seks skandalları gündeme gelmişti. Ve bu konuyu örtbas etmek için de bir Hollywood yapımcısıyla bir CIA ajanı bir araya gelmişler ve bazı senaryolar üzerinde kafa yormuşlardı. Filmde öyle konular işlenmişti ki bu konuların benzerleri daha sonra birebir yaşanmıştı. Başkanın bu özel hayatını örtbas etmek amacıyla dünyanın önemli yerlerinde savaşlar çıkartılacaktı ya da savaş var denecekti ve Amerikan halkı da buna inanacaktı. Bu konunun benzeri daha sonra 2000'li yıllarda Amerikan Başkanı Bill Clinton'ın birebir başına gelmişti. Yani Pentagon ve CIA üzerine düşen görevleri yapmışlardı. Peki acaba Pentagon ya da CIA başka ne gibi konularda nasıl çalışmalar yapmışlardı? Body count. 24 injured, 9 dead. Colombian officials, American intelligence. A nurse and her little boy. That's the father over there. I talked to him. I told him I was picking up my son. Hollywood ve Pentagon arasındaki balayı yeni değil. Ancak Hollywood ve Pentagon arasındaki bu ilişki 11 Eylül ile birlikte farklı bir boyut alıyor. Ölümüne Takip adlı film gibi terör konusunun işlendiği filmlerin Hollywood'u yeniden sardığını görmekteyiz. Warner Bros. Film şirketi 5 Ekim 2001'de gösterime girmesi planlanan ve Arnold Schwarzenegger'in teröristlerin peşindeki macerasını anlatan filmin gösterimini ertelemişti. Jerry Bruckheimer da 3. Dünya Savaşı gibi birçok film projesini aynı dönemde rafa kaldırmak zorunda kalmıştı. Hollywood bir bakıma 11 Eylül'e boyun eğmişti. Los Angeles Times'a göre film endüstrisinde terörist temasının kullanıldığı felaket filmlerine olan ilgi giderek yok oluyor. DreamWorks'tan bir yetkili, dünyaya çarpmak üzere olan bir kuyruklu yıldız tehlikesini işleyen Derin Darbe gibi eski filmlerin kökten değişikliğe uğradığını belirtiyordu. Halk ise bu konuda farklı düşünüyordu. 3 Ekim 2001 tarihli Washington Post gazetesinde Rambo ve Zor Ölüm gibi filmlerin video kulüplerde en çok talep gören filmler olduğu belirtiliyor.
Savaş dönemlerinde Washington'ın Hollywood'a nasıl sistematik olarak yanaştığı birçok yazar tarafından konu edildi. 1960'lı yıllarda Washington ve Pentagon'a ironik yaklaşan Sidney Lumet'in Soğuk Savaş, Kubrick'in Doktor Garip Aşk ve John Frankenheimer'in Mayıs'ta 7 Gün gibi filmlerinin ardından General Curtis Limay, Universal'daki yapımcısı Say Barlett'e hava ordusunun zaferiyle ilgili bir film yapması yönünde uyarmıştı. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Avrupa'da festival filmleri diye bir gerçeklik var. Bu filmlerde aslında halkın pek ilgi duymadığı ya da duyamayacağı konular ön plana çıkarılıyor. Daha çok eleştirmenlere yönelik filmler yapılıyor. Ve bu filmlerde de genelde kendi ülkesinde muhalif duruşu olanlar ödüllendiriliyor. Türkiye bu süreci 70'li yıllarda, 80'li yıllarda çok yaşadı. Bir zamanlar Yılmaz Güney aslında çektiği o kötü filmler yüzünden bile Cannes'da birçok ödül almıştı. Aynı şeyi bugün Amerika Birleşik Devletleri de yapıyor. Mesela İran'da çekilen ya da pek sanatsal özelliği olmayan filmleri Oscar'larla ödüllere boğuyor. Böylece o ülkenin kendi içerisinde istediği şeyleri yapmak için fırsat kolluyor. Gazeteci yazar Bünyamin Yılmaz bu festival filmleri sayesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin beğenmediği ülkelerin muhaliflerini ön plana çıkardığını iddia ediyor. İşte Bünyamin Yılmaz'ın bu konuyla ilgili görüşleri. Amerika'nın ortaya koymak istediği imajı tamamıyla bir devlet algısıyla bütünleştirerek farklı bir noktadan bütün dünyaya yaydı. Yani Amerika'nın gizlemesi gereken ciddi manada kirlilikleri vardı. Bunların üstesinden gelebilmesi için ciddi bir perdelemeye de ihtiyacı vardı. Yani kuruluşundan itibaren Amerika'nın biraz o yankilik duyguları vardır. Yani böyle bir şeye oturmama, bir sistem dahilinde böyle toplum olamama gibi veya işte örtmeye çalıştığı şeyler, bir anlamda işgal ettiği yerlerde Kızılderililerin hayatını mahvetmiş olması, orada farklılıkları ortadan kaldırmış olması, işte siyahları, işte köleleri köle olarak getirip bir anlamda kendisini daha yüce bir noktaya getirmesi. Bütün bunlar Amerika için dünyaya anlatılması zor olan şeylerdi de aslında bir tarafıyla. Burada bu kirlilikleri temizlemesi için ciddi manada devlet istihbarat örgütleriyle birlikte çalışması gerekiyordu. Ama istihbarat tek başına yeterli değil. Çünkü dünyayı çok çabuk etkileyebilecek olan şeyler var. İşte savaş sonrası özellikle o büyük buhran sırasında 30'lu yıllarda Amerika ciddi bir problem yaşamaya başladı. Yani ekonomi altüst olmuş ve kendisini yeniden formatlaması gerekiyor adeta. Ve burada kendi toplumuyla bir takım sorunlar yaşayabilirdi. Bunları sinema eksenli olarak, işte sinemanın yoğun bir şekilde kullanımı, belki o dönemde ciddi manada devletle bütünleşmesini görüyoruz. Bu yıllar, buhrandan çıkış yıllarında işin işte savaş devam edecekse, bu savaşı devam ettirmenin işte asker alımlarına kadar gidebilecek olan o yapıda bir anlamda devletin istediği her şeyi sinemada yapılması ya da perdede gösterilmiş olması devletin elini çok ciddi manada güçlendiriyordu. Amerika son yıllarda ciddi manada bir aslında sorun yaşamaya başlıyor. O da şu, dünyada o cilaladığı imajı ciddi manada yerle bir olmaya başladı. Bu kazanç gibi görünen şeyler artık kayba da dönüşmeye başladı. İşte Irak'ta başlayan savaşta ciddi bir kendi haklılıklarını ortaya koymaya çalıştıkları bir sürü dezenformasyon olmasına rağmen çok açıkta olan şeyler var. En son Afganistan'a girmesinde de bu böyle. Belki asıl yıkım aldığı 11 Eylül hadisesinde de bunu görebiliyoruz. Yani şu anda mesela çok ciddi, cesur bir yapımcının çıkıp da 11 Eylül hadisesini acaba gerçekten ne oldu sorusuyla birlikte ortaya koyamadığını da görüyoruz. Yani mesela Amerika aslında biraz da sinema filmi gibi bir ülke. Yani kimin aklına gelebilir işte Üsame Bin Laden'le Bush'un bir firma ortaklığının olması
ve uzun yıllar birlikte çalışmış olmaları ve yıllar sonra 11 Eylül hadisesiyle büyük bir yıkım gerçekleşiyor ve orada Afganistan Savaşı işin içine giriyor. Öncesinde başka ilişkiler var, sonrasında başka ilişkiler. Bütün bunlardan anlayabildiğimiz kadarıyla Rüya Ülkesi Amerika aslında gerçekten bir sinema filmi. Ve bu filmden işte Truman Show'da olduğu şey aslında Amerika için geçerli olan bir şey. Orada yapay bir devlet var ve her şey o kadar yapay ki dünyaya oluşturmaya çalıştıkları ve dünyayla birlikte gerçekleştirmeye çalıştıkları şey bu yapaylığı hepimize kabul ettirmek. Amerika'nın ciddi manada dünyaya pompalamaya çalıştığı o güçlü ülke, büyük ülke ve her şeyi bilen, her şeyi yapan imajı yere almaya başladı ve sinema, hatırlayın yani işte o kaslı Arnold Schwarzenegger filmlerinin falan geri planda kaldığı bir dönemden geçtik ve şu anda 11 Eylül hadisesi sonrası ciddi manada yıkılmış bir Amerika imajı var. Ha bunu sürekli güçlendirecek şeyler yapıyorlar. Belki de bugün Amerika'nın böyle bir ihtiyacı olduğu için de bunları yaşıyoruz. Onu da tam olarak bilemiyoruz ama Amerika'nın en azından şunu biliyoruz. Dünyaya anlatabileceği şeyler bitti. Hikayeleri de bitti. Yani hem Amerikan ordusunun hikayesi bitti, hem sinema sektöründeki senaristlerin hikayesi bitti. O yüzden bundan sonrası biraz daha oryantalist bir Amerika. Yani hep başkalarının hikayelerine sarkma, başkalarının hikayesini dönüştürme ve kendine aitmiş gibi insanlara yeniden pazarlama dönemine giriyoruz. Ve bu rüyanın sonu mudur yoksa rüyanın artık normalleşmesi midir? Belki bunları tartışmamız gerekebilir. Amerika Birleşik Devletleri bugün en sert rekabeti Çin'le beraber yaşıyor. Yani Çin ürettiği malların önemli bir kısmını Amerika'ya satıyor. Ve Çin de kendi parasını Amerikan Merkez Bankası'nda tutuyor. Yani Amerika'nın Çin'e çok büyük borcu var. Ve bu olay bazen de kültürel alanda kendisini net bir şekilde gösteriyor. Bu dönemin en önemli filmlerinden bir tanesi 2005 yapımı Suriyeli filmiydi. Filmde Arap şehirlerinden bir tanesi petrol gelirlerini Amerika'ya değil Çin'e verdiği için bir suikaste kurban ediyordu. Amerikan yönetimi bu filmden ciddi bir şekilde rahatsız olmuş, peşine Leonardo DiCaprio'nun başrolünde oynadığı Yalanlar Üstünde filmini yaptırmıştı. Bu filmde de Amerika'nın Orta Doğu'da haklı bir savaş yaptığı net bir şekilde gösteriliyordu. Peki acaba yeni dönemde Hollywood, Pentagon ve CIA arasında nasıl bir ilişki ve bağlantı var? In the course of human events, when a threat must be answered with courage and strength, our forefathers earned the right to be free. Now it's time to guard their dream. Türkiye'de Başkanın Adamları ismiyle gösterilen Back the Dog filminde Beyaz Saray danışmanlarından Robert De Niro, başkanın adının karıştığı seks skandalını seçimlere kısa bir süre kala medyanın ve Amerikan halkının gündeminden çıkarmak için ilginç bir yönteme başvurur. Hollywood yapımcısı rolündeki Dustin Hoffman'la bir araya gelerek dikkatleri hayali bir savaş senaryosuna yönlendiren De Niro, tüm dünyayı ilgilendiren krizi yönetmek için bir beyin takımı kurar ve kitleleri meşgul etmeyi başarır. Levinson'ın Amerikan siyaseti ve medya ahlakı üzerine ince eleştiriler yönelten filmi, Beyaz Saray'la Hollywood arasında uzun bir geçmişe dayanan koalisyonun şifrelerini ilk kez gün yüzüne çıkartıyordu. Beyaz Saray'ın sıkıntılı günlerde ülke içinde moral yükseltmek için film endüstrisiyle işbirliğine ihtiyaç duyduğu görülüyordu. Afganistan müdahalesi ve Irak'ın işgalini takip eden Guantanamo ve Abu Ghraib hapishanesi gibi uygulamalar dünya kamuoyunda Amerikan karşıtı sivil eylemlerin artmasına sebep olunca Hollywood tekrar göreve çağrıldı. Leonardo DiCaprio Yalanlar Üstüne filminde Orta Doğulu terörist bir liderin dünyanın çeşitli yerlerinde bombalama eylemi yapmasını engeller. Filmde Arap coğrafyası güven vermeyen bir yer olarak gösterilir. 6 Oscar kazanan Ölümcül Tuzak filminde Amerikan askerlerinin kahramanlığı anlatılırken alt metinde Irak'ta herkesin potansiyel bir düşman olduğu izleyiciye empoze edilir. Yeşil Bölge filminde CIA, Irak'ın bölünmemesi için uğraş veren ama başaramayan bir örgüt olarak gösterilir. Irak Savaşı'nı konu alan filmlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekte çıkarları için değil, bölge halkının özgürleştirilmesi için
orada olduğu mesajı verilir. Amerika'nın elbette her dönem bazı süper kahramanları olmuştur. He-Man, Batman, Örümcek Adam, Superman gibi kahramanlar çocukların gözünde her zaman büyümüşlerdi. Özellikle çizgi karakter olan bu filmler dünyayı öyle bir etkilemişti ki insanlar kendilerini kaptırmadan edemiyorlardı. Beyaz Saray yönetimi de bu gerçeğin çok net bir şekilde farkında olduğu için her dönem bu tür karikatür filmlerin büyük bütçelerle çekilmesine destek olmuştu. Mesela son dönemlerde oynayan Transformers, Demir Adam, Yenilmezler gibi filmler de bunların sadece birer göstergesiydi. Büyük teknolojiler, büyük paralar kullanarak ve inanılmaz efektlerle Amerika bütün dünyayı etkileyecek filmler yapılıyordu. Her ne kadar dünya üzerinde çok iyi filmler yapılsa bile göz alıcı bu filmlerin karşısında pek de şansları olmuyordu. Çünkü insanlar her ne kadar olumlu düşünürlerse düşünsünler, görsellik bir yerde çok büyük önem kazanıyor. Elbette Amerikan yönetiminin Hollywood'dan yardım istememesi çok garip bir durum olur. Çünkü dünyanın 126 ülkesinde Amerika asker bulunduruyor ve birçok ülkeyle savaş halinde. Ve bu savaşları haklı göstermek amacıyla da Hollywood'un yardımına her zaman ihtiyacı var. O yüzden de bir dönem nasıl Rambolar, Rocky'ler yapıldıysa bu dönemde de böyle filmlerin çektirmesine müsaade ediyor. Mesela Kara Şahin Düştü filmine Pentagon'un bizzat yardımları olmuş, hatta Pentagon'un üsleri bu filmde kullanılmıştı. Ayrıca 2002 yılı yapımı Bir Zamanlar Askerdik filmi de Pentagon'un özel ilgi gösterdiği filmlerden bir tanesiydi. Filmin başrol oyuncusu Mel Gibson bu filmi Amerikan yönetimine özel olarak göstermiş ve onlardan icazet almıştı. Yani görüldüğü üzere Hollywood, Pentagon ve CIA arasında çok güçlü bir ittifak var ve bu ittifak hiçbir zaman bozulmuyor. Biz ne dersek diyelim, Amerikan yönetimi bazen zorla, bazen gönüllü olarak Hollywood'dan destek alıyor. Önümüzdeki hafta yepyeni bir komplo teorisiyle görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.